Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 3. sınıflarım. Sevgili öğrencilerim çalışma soruları paralarımız kısmıyla devam edeceğiz. Evet burada birisi var. Ee, hemen okuyalım soruyu. Serap'ın cebindeki paralar yukarıda verilmiştir. Evet burada verilmiş. Serap bitimindeki şapların hangisini satın alabilir? Yani cebindeki paralarla yukarıdakilerden hangisini alabilir diye söylüyor sevgili öğrencilerim. Bakalım öncelikle 1-2 TL'si buradan. iki tane 50 kuruşla bir lira ne yaptı? 3 lira yaptı sevgili hani 3 TL yaptı. Daha sonra 25 50 kuruş, bir tane daha 75 kuruş. 10 da burada ne yaptı? 85 kuruş yaptı sevgili öğrenciler. Yani 3 TL 85 kuruşa yukarıdakilerden hangisini alabiliriz? Bakın 4 liraya ulaşamayız. 4 liralıkları zaten alamayız. 3 lira 90 kuruş bakın yetmiyor. 85 kuruş olduğu için bunu da alamayız. Sadece mor şapkayı 3 lira 50 kuruş olan ne yapabiliriz? Alabiliriz sevgili öğrenciler. Her biri yarım kilogram olan 3 paket şeker için 6 TL ödeniyor. Evet yani buna göre paket şekerlerden 5 kilogram alınırsa kaç TL ne yapılır ödenir diye söylüyor. Her biri yarım kilogram olan 3 paket şeker. Evet sevgili öğrencilerim 6 lirayı 3 paketi 6 liraymış. 5 kilogram diye bakın. Yarım kilogramdan 3 paket aldığımızda ne yapar sevgili öğrencilerim? 1,5 kilogram yapacak değil mi sevgili öğrencilerim? Bu ne kadarmış? 6 TL'ymiş. Önce bunu bilelim. 5 kilogram alınırsa kaç TL? ödenir diye söylüyor sevgili öğrencilerim. Yani buçuklu olduğu için size zor gelebilir. Biz 5'i e, yarım kiloluk yaparsak ne yapar sevgili öğrencilerim? 10 tane yarım kilo yapar değil mi? Her biri yarım kilogram olan 3 paket şeker için 6 TL ödeniyormuş. Yani o zaman sevgili öğrencilerim 1 paket ne kadar yapar? 1 paket evet 2 TL yapar. Öyle değil mi? Bir paket 2 TL yapar. Yani bu paket ne? Yarım kiloluk paketler. Bir paket 2 TL. Renkli kalemle yazıyorum tekrar kafamız karışmasın. 1 paket sevgili öğrencilerim 2 TL bu paketlerle sevgili öğrencilerim yarım kilo. Bizim 5 kilogram yapar 10 tane yarım kilo paket yapar değil mi? 1 paket 10 TL ise 10 tane paket almamız lazım 5 kilo olması için bir tanesi yarım kilo olduğu için. 1 paket 2 TL ise 10 paket ne yapar 10 çarpı 2'den sevgili öğrencilerim ne yapar 20 TL ödememiz gerekir. Ömer günlük kazancının 6 TL'sini biriktirmektedir. Evet günde 6 TL biriktiriyormuş. Fiyatı 100 TL olan spor ayakkabısını satın almak için en az kaç gün para biriktirmektedir? Bir günde 6 lira ise 100 TL'yi 6'ya böldüğümüzde sevgili ne olacak bakın. 100 TL'yi 6'ya bölüyorum. Bir tane 6. Evet 4 kaldı 0 indirim 40 da 6. Evet 7 kere 6 42. 6 kere 6 36. Ne yaptı bakın 4 TL eksik kaldı. Yani 16 gün biriktirecek. 4 TL eksik kaldığı için ne yapacak sevgili öğrencilerim? Mecburen 17 günde para biriktirmesi. Bir gün daha fazla biriktirecek ve almış olacak sevgili öğrencilerimiz. Gürkan'ın 3 TL 50 kuruşu vardı. Babası Gürkan'a 8 TL verdi. Gürkan'ın parasının 6 TL 50 kuruş ile boya kalemleri aldı. Kaç lirası kaldı diye sevgili Bakalım şimdi. 3 TL 50 kuruşu zaten vardı. Babası 8 TL ekleyince ne oldu sevgilerim? 8 3 daha 11 TL 50 kuruş parasını yapmış oldu. Olmuş oldu. Geriye kaç parası kaldı? 6 TL 50 kuruşunu çıkartacağız. 6 TL 50 kuruşunu da çıkartacağız sevgilerim. 50 kuruşlar zaten gitti. 11'den de 6 çıktı sevgilerim. Ne yaptı? Tam 5 TL'si Gürkan'ın kalmış oldu. Hangisindeki parayla alabilir diye söylüyor. 225 liraymış sayıdan. Bakalım şimdi. Evet 100, 150, 200, 210, 215. Evet bizim elbisemiz ne kadar da? 255. Şuraya yazayım. 255 TL. Bizim elbisemiz. 100, 200, 210, 215, 220. Bu da alamaz. 100, 200, 210, 220, 225 TL yaptı. Bakın Pardon 225 liraymış. Yani bizim elbisemiz 225 liraymış. O zaman ne yaparız sevgilendirim? C ile alabiliriz değil mi? A 215'te. B ne yaptı? 100, 200, 210, 220'de kaldı bakın B'de. Ama C 100, 200, 210, 220, 225 yaptı. 225 lirası sevgilendirim. Ne yaparız? C'deki paralarla alabiliriz. Veli'nin cebinde 50 kuruşluk ve 5 kuruşluk madeni paralar bulunmaktadır. Bu paralarla bakkala 280 kuruş borcunu ödeyecektir. Veli borcunu en az kaç tane madeni para ile ödeyebilir diye söylemiş sevgili öğrencilerim. Evet cebinde 50 kuruşluk ve 5 kuruşluk paralar varmış. En az dediği için sevgili ne yaparız? 50 kuruşlukları en çok tutarız ki daha az madeni para olsun diye değil Çünkü para büyük olunca bundan mesela bir tane ötekinden 10 tane koymamız gerekiyor. 280 kuruşluk almak için bakın sevgili öğrencilerim 50 kuruşluktan mesela 5 tane alsak ne yapar mesela? 250 kuruş yapar. 5 kere 5 25. 250 kuruş yapar. 6 tane olsa 300 yapar. Fazla gelir sevgili öğrencilerim. O zaman 50 kuruşluklardan sevgili öğrencim ne yaparız? 5 tane alırız. Bu ne yapar? 5 kere 5 25. 250. Kısa yoldan çarpmayı biliyoruz değil mi? 5 kere 5 25. 0 ekliyoruz. 250 kuruş yapar. E 280 olması için sevgili öğrencim 5 kuruşluklardan ne kadar eksik kalıyor? 280, 250, 30 kuruşumuz eksik kalıyor değil mi sevgili öğrencim? 30 kuruş bakın 5 kuruşluklardan ne yaparız? 6 tane olsa 6 kere 5 30 kuruş yapacaktır. 6 tane de sevgili öğrencilerim ne yapar? 5 kuruşluklardan da 6 tane yaptığımızda ne yapar? Bakın bu da 30 kuruş yapar. 250 30 daha 280'i bulmuş oluruz. En az olması için o zaman 5 tane 50 kuruş. 6 tane de 5 kuruş yaparız. 6 5 daha 11 tane madeni parayla ne yaparız sevgili öğrencilerim? Ee, ödeyebiliriz. 3 kilogram fındık 24 TL. Bakın bu öyle sorularda hemen bir olanını bulacaksınız, Birim olanı. 1 bir kilogramı ne kadar? Bakın 24'ü 3'e böldüğümüzde 8 TL'ymiş. 1 kilogram fındık. Bu fındığın yarım kilogramı ne kadardır? 1 kilogram 8 ise bunun da yarısı sevgili öğrencilerim ne yapar? 4 TL yapar sevgili öğrencilerim. 8. Serkan yarım düzine kalem. Bakın bir düzine ne kadardı? 12. Yarım düzine ne yapar sevgili öğrencilerim? 6. 6 kaleme 60 TL ödemiş. O zaman... 6 kalem sevgili öğrencilerim 60 TL olarak yazarsak aynı kalemlerden 3 tane alan Serkan ne kadar bakın 3 tane kalem ne yapar bakın 6'nın yarısı 60 liranın da yarısı ne kadar yapar sevgili öğrencilerim 30 TL ödeyecektir. Kadir her gün 150 kuruş harçlık almaktadır. Bir haftada kaç lira harçlık almış olur diye söylüyor sevgili öğrencilerim. Şimdi şey, bir hafta sevgili öğrencilerim 7 gün olduğu için büyük rakamlara bakın. 150 kuruş 7 günde ne yapar çarpmamız lazım. Böyle uğraşmaktansa şöyle yapabilirsin. 150 kuruş 1 100 bir de 50 kuruş yapar değil mi sevgili öğrencilerim? 7 günde ne yapar bakın bu? 7 tane 700 lira yapar. Bu da 7 kere 5 35 350 kuruş da burası yapar sevgili öğrencilerim. Şimdi 350 kuruşun bakın 300 kuruşunu buraya verdiğiniz sevgili öğrencilerim burası ne yapar? Evet 1000 kuruş yapar. Burada ne kalır sevgili öğrencilerim? 50 kuruş kalır. Sayıları çok büyük yapmamak için. 1000 kuruş 1 TL 100 ise bakın ne yapıyordu sevgili öğrencim? 2 sıfır attığımızda burası 10 TL yapar. 1000 kuruş 10 TL yapar. Yanına 50 kuruş kalır sevgili öğrencilerim. Yani 10 TL 50 kuruş bizim cevabımız olur. E, farklı çözmek isterseniz önce işaretleyelim. 10 TL 50 kuruş bizim cevabımız sevgili öğrencilerim. E, farklı yoldan nasıl e, çözebilirsiniz? Renkli kalem farklı kalemle yapayım. Bakın 150 kuruş bir haftada bakın 7 ile çarptığımızda 0 7 5 35 7 2 1 7 evet 1000 50 kuruş yapar. Bu 1050 kuruşu bu şekilde toplu bulup e, bunu TL'ye çevirebilirsiniz. 1 TL neyse öğrenelim. 100 kuruştu değil mi? Bakın 10 tane 100 kuruş yapar bu. Bakın 10 tane 100 kuruş. Yani 1 TL yapar. 10 TL yapar bakın. 100 kuruş 1000 yapar. 10 tane 100 1000. Geriye 50 kuruş kalır. Buradan da bulabilirsiniz. 10 TL e, 50 kuruş kalmış olur. Buradan da cevabı bulabilirsiniz. Leyla'nın 5 TL'si vardır tanesi 40 kuruş olan şekerlerden 5 tane. Evet 5 tane 40 yapacağız. Evet tanesi 55 kuruş olanlardan 4 tane arası kaç parası kalır? Yapalım. 40 kuruştan 5 tane alırsa ne yapar? 5 kere 4 20 200 kuruş. Yani bu da ne yapar? 2 TL yapar. Evet 55 kuruş olanlardan da 4 tane alıyorum sevgili öğrencilerim. 4 kere 5 20 4 kere 5 20 22. Bakın bu da ne yaptı sevgili öğrencilerim? 2 TL yapar. 200 artı 20 kuruş yapar sevgili öğrencilerim. Bak 2 TL artı 20 kuruş yaptı. Geriye kaç parası kuruşu kalır diye söylüyor sevgili öğrencilerim. Bakın 2 TL burada. 2 TL 20 kuruş da burada. 4 TL 20 kuruş harcadı. E, toplam parası ne kadardı? 5 TL zaten. Bakın 5 TL'den 4 TL'si gitti. 1 TL'si kaldı. E, 1 TL'den de 20 kuruş da harcarsın. 1 TL neydi? 100 kuruştu. 20 kuruşunu da harcarsın sevgili öğrencilerim. Ne yapar? 80 kuruş geriye kalmış olur. Aslı'nın cebinde 130 TL'si vardır. Hangi pantolon gömleği alabilir diye söylüyor. Şöyle yazayım. 130 TL'si var mı sevgili öğrencilerim? Şimdi 100 burada. 40 burada. Burası ne yapar? 140 yapar. 130 da bunu alamaz. İkinci topluyorum. E, 95. Burada da 45 var. Topluyorum. 5-5 daha. 10 elde var. 9-4 daha varmış. Bir elde 140. Bakın burası da 140 gitti. Burayı da alamaz. 85 ile 40 topladığımızda. Bakın 5-8-4 daha 12. 125 TL yapar. Bakın bu ne yapabilir? Alabilir 130 TL ile. Elmanın kilogramı 1 TL 80 kuruş. Erin kilogramı 2 TL 30 kuruş. 2 kilogram elma ile yarım kilogram erik kalan ne kadar? 2 kilogram elma alırsanız sevgili öğrencilerim. Bakın 1 TL 80 kuruştan 2 kilogram alırsanız ne yapar bakın. 2 kilogram 2 TL buradan gelir. 80 kuruşta ne yapar? 2 tane 80 160 kuruş yapar. 100 kuruşundan da 1 eklersiniz. 3 TL yapar geriye 60 kuruş kalır öğrencilerim. 3 TL 60 kuruş ne yaptık? Elmaya ödemiş ol. Şimdi yarım kilogramda erik alırız. Erik ne kadardı? 2 TL 30 kuruş. Yarısı olursa bakın 1 TL 15 kuruş yapar sevgili öğrencilerim. Bunu da böyle aldım. Evet. 1 TL 15 kuruşu da eklersek toplayalım. Evet 60 kuruş 15 kuruş daha 75 kuruş yapar. 3 TL 1 TL daha ne yapar? 4 TL yapar. 4 TL 75 kuruş bizim aradığımız cevaptır sevgili öğrenciler. Yandaki silgiden 4 TL'ye en fazla kaç tane alınabilir sevgili öğrencilerim? Bakalım şimdi 4 TL'ye. Şimdi sevgili öğrencilerim 75-75 iki tane alsak ne yapar bakın 1.5 e, TL yapar. E, size kolay yoldan anlamanız için bunu yani bölemeyeceksiniz bunu direkt buna. E, şöyle yaparız. Bir buçuk. Bir buçuk da, bakın iki tanesi bir buçuk TL yapar. İki tanesi de bir buçuk TL yapar. Bakın dört tane aldığımızda sevgili öğrencilerim dört tane aldığımızda üç TL ne yapıyoruz? Veriyoruz sevgili öğrencilerim. Değil mi? Bizim dört TL'miz var. Bir tane daha alırız. Artı bir tane daha eklediğimizde yani ne yapacağız? 75 kuruş sahiplerimize 3 TL 75 kuruş yapar. Yani 5.yi almış oluruz. Fakat 6.ye paramız yetmemiş olur sevgili öğrenciler. Bu şekilde olabilir. Daha kolay e, yolu uzatabilirsiniz. 4 TL ne yapar? 400 kuruş yapar. Bunu 75 kuruşa bölüp kuruş üzerinden gitseniz hangisi kolayınıza gelir diye düşünüyorum. Evet. E, 4 TL 5 20. 4 kere 7 28. Ne yaptı? Bakın. 30 yaptı sevgili öğrencim. 5 tane yapsak. 5 kere 5 25. 5 kere 7 35 37. Evet oluyor sevgili öğrencim. Şöyle 400 bölü 75'e böleceksin. 5 tane yapacaksın. 5 kere 5 75. 25 elde var. 2 5 kere 7 35. 2 de elde 37. Bakın. Böyle yaptığımızda 5 kaldı. Burada da 2 kaldı. E, ee, sevgili öğrencim. Yani 5 tane aldık. 6. yetmedi. O zaman bakın böyle bulabilirsiniz. Tamam. Bu da kolayınıza gelebilir. 4 TL'yi 400 kuruş yapıp 75'e böldüğünüzde 5 tane alabileceğinizi görüyorsunuz. 6'ya ye yetmediğini görüyorsunuz. Böyle de yapabilirsiniz. Veya 2 tanesi 1.5, 2 tanesi 1.5 ne yaptı? 3 TL yaptı 4 tanesi. Bir tane daha alırsınız. 4 3.75'e bu şekilde de yapabilirsiniz. Evet, Funda alışveriş arabasındaki ürünleri almıştır. Buna göre 25 lirası olan Funda'nın para üstü olarak alacağı. Evet yani kaç para tuttuklarını bulacağız. 25 liradan para üstü alacağız. Değil Tanesi 60 kuruşmuş. 1, 2, 3, 4, 5 tane almış. 5 kere 6 ne yapar? 30, 300 kuruş yapar sevgili Bu da ne yapar? 3 TL yapar ekmekler. Domates 6 TL. 6 TL burada var. Evet zeytin 6 TL burada var. Peynir de sevgili öğrencilerim 8 TL burada var. Şimdi toplayacağız. 8 burada var sevgili öğrencilerim. 6 burada var. 14. 6 da burada var. 20. Sevgili öğrencilerim 20. 3 TL de burada var. 23 TL'lik. Ne yaptık? Alışveriş yapmış olduk sevgili öğrencilerim. Ee, bizim 25 liramız vardı. Bu 25 liranın 23 lirasını çıkartırsanız geriye 2 TL para üstü kalır sevgili öğrencilerim. Bakın 1,5 1,75 olmaz. 1 2 bu da fazla olmaz. 1, bir, 1,5 bir ikisi de 50 kuruş yapacağı için 2 lira bakın. Para üstü hangisidir? C şıkkıdır sevgili öğrenciler. Emre marketten 5 TL kek 2 TL'ye 40 kuruşa meyve suyu aldı. Satıcıya 20 TL verdi. Para üstünü soruyor sevgili öğrencim. 5 TL'ye ne yaptık? Kek aldık. 2 TL sevgili öğrencim, 40 kuruşta ne yapmışız? Kek almışız. Topladığımızda ne yapar? 7 TL 40 kuruş yapar. Bizim paramıza kadar 20 TL saydım. 20 TL'den 7 TL çıkarsa ne yapar? 13 TL kadar Uzun uzun yapabilirsin bakın. 20 TL evet yani 0 kuruş. Buradan e, ne yapacaksın? 7 TL 40 kuruşu çıkartacağız. Önce bu şekilde bir yapayım. Bu da dursun. Yani 7 TL gitti, 13 TL kaldı saygılı öğrencilerim. Evet, 40 kuruşunu da çıkartacağız. 13 liradan 40 kuruşuna nasıl çıkartırız saygılı öğrencilerim? Bunun kolay nasıl olacak? 13 Şöyle yapabilirsiniz bu 1300 Kuruş yapar böyle kafanız karışabilir Şöyle 12 TL bir de yanında 100 Kuruş yaparsın şu şekilde mesela 1 TL 100 kuruş olduğu için buradan 40 gidince 60 kuruş kalır 12 TL 60 kuruş Bu şekilde bulabilirsin veya işlemle 20 TL 0 kuruş saygılarını buradan çıkmadığı için buraya ne yapıyorduk 1 TL verdiğimizde Burası 100 TL olur Burası 19 kuruş kalacak 100'den 40 çıktığında 60 kuruş kalır Evet burası zaten 19 anda 7 çıktığında 12 TL kalır. 12 TL 60 kuruşu bu şekilde de direkt çevirip yapabilirsiniz. Bu şekilde zihnen de yapabilirsiniz. Caner kumbarasında her hafta aynı miktarda para atmaktadır. Caner'in 4 hafta boyunca biriktirdiği para miktarlarını gösteren tablo aşağıdakilerden hangisi olabilir 4 hafta boyunca? Nasıl olabilir? Şimdi şöyle yapalım. 10-11 biriktirdi. Birinci gün 10. 11, 11, 11, 10. İkinci gün 10 sevgili öğrencilerim. Üçüncü hafta pardon 10. Dördüncü hafta 10. Bakın birinci hafta 10 lira olur. İkinci hafta 20 lira olacak. Üçüncü hafta 30 lira olması gereken bakın. Burayı ne yapmış? Yanlış yapmış sevgili öğrencilerim. 15-15 bir 15, 15, 15, 15, 15. Birinci gün 15. ikinci gün 30 olur. Üçüncü gün 45 olur. Dördüncü gün 60 lira ne yapar? Olmuş olur. Doğru olur. Evet buna bakalım. 20, 40. Bunda 60 olması lazım. Şurada yanlış yapılmış. Bakın 20, 20, 20. Kafanız karışmasın diye bakıyorum. 20. 20 ikinci gün 40 olur. Üçüncü gün 60 olur. Üçüncü gün 80 olması lazım. Yanlış yapılmış. Doğru olan nedir? 5 kıdır sevgili öğrenciler. 18. Resimdeki Özdur'un biriktirdiği paralar verilmiştir. Özdur'un paralarla hangisi annesine hediye olarak aşağıdaki hangi ütüyü alabilir? Bakalım. 50, 100, 120, 130, 135. 135 TL'si var sevgili öğrenciler. Şimdi 135 TL'si varsa ne yapar? Bunu A şıkkını e, alabilir. Diğerleri zaten 145, 160 olduğu için bunlar ne yapamaz zaten? Alamaz sevgili öğrencilerim. Aşağıda soru atlamışız. 16, 17 varmış burada sevgili öğrencilerim. Emine'nin kumbarasında 15 tane 1 lira, 8 tane 50 kuruş, 12 tane 25 kuruş vardır. Emine kumbarasında 10 tane 50 kuruş altında kumbarasında toplam kaç lirası olur? Kumbarasında 15 tane 1 lira varsa nedir? 15 TL var zaten. Bunu yazdım. Daha sonra 8 tane 50 kuruş. 8 tane 50 kuruş ne yapar? 4 TL yapar değil mi? 2 tane 50 kuruş 1 lira yaparsa 8 tane 50 kuruş bu da 4 TL yapar. Bunu da yazdım. 12 tane 25 kuruş. Onun 4 tane 25 kuruş. 1 TL yapıyor sevgilerim. Yani 4'e böldüğümde ne yapar buradan? 3 TL de buradan elde ederim. Ne oldu? 15, 19, 3 daha. 22 TL'si zaten varmış. Kumbarasına 10 tane 50 kuruş atarsa. Bakın sevgilerim 2 tane e, sevgilerim 50 kuruş ne yapıyordu? 1 TL yapıyordu. Bakın 12'ye ikiye böldüğümde bu da 5 TL yapar. 5 TL'de de kendisi ekledinde 22, 5 daha 27 TL ne yapacaktır? Elde edecektir. Evet. 18'e burada çözmüştüm zaten sevgili hocam. Uğur ve Umut arkadaşlarına 50 liralık hediye almışlardır. Alınan hediyenin 8 lirasını Uğur, kalanını Umut demiştir. Evet. Hediyenin parasını eşit paylaşacaklarına göre Umut, Uğur, Umut'a kaç para borçlu doğur? Bakın 50 liranın 8 lirasını çıkardığımızda ne yapar? 42 TL sevgili öğrencilerim. Ne yapar? Ee, uğur 8 lirasını ödemiş. Diğer ne yapmış bakın 8 TL. Diğer de o zaman 42 TL demiştir. Biri diğerine ne kadar borçlanmış olur sevgili Eşit vermesi için. 50 lira ise bunların ne vermesi lazımdı? 25 TL, 25 TL vermesi lazım değil mi? 8 TL, bu 42 TL olmuş. 8 TL olduğuna göre 25'ten bakın 8 lirasını ödemiş. Geri yer ne yapar? 17 TL az 17 TL Uğur, Umut'a ödeme yapması lazım. Bakın 50 lira 8'ini ödemiş, 40 lirasını diğer ödemiş. Biri 8, biri 42. Eşit olsa 25 25 olması lazım. 8 lira vermiş. 25 lira vermesi için çıkartıyorum. 17 lira daha vermesi lazım arkadaşlar. Hangisi 17 lira yapar? 10, 15, 16, 17 bizim aradığımız cevaptır. 20 Görseldeki eşit kolu terazi dengede bu terazideki domatesleri satın alan biri 12 TL ödeme yapmıştır. Evet bu domateslerden 5 kilogram satın alan biri ne kadar öder? Şimdi bulalım. Bakın burada kaç var? 3 kilogram. 3 kilogramı e, ee, sevgili öğrencilerim ne yapmış? 12 TL ödemiş. Bakın 3 kilogram 12 lira ise 12, 3'e böldüğümüzde sevgili öğrencilerim 1 kilogram ne yapar? 4 TL yapar değil mi? 5 kilogram satın alan birisine kadar öder. 5 tane 4'ten 20 TL ne yapması lazım? Ödeme yapması lazım. Evet 21. Sorular bir sağa sola gidiyor. Ayrıca'nın kumbarasında 19 tane 1 lira. Yani 19 TL. Evet 17 tane 50 kuruş bakın 2 50 kuruş 1 e, TL yaptığı için 17'nin yarısı bakın 16 gibi düşün. Sen 8 tane TL yapar bir tane de ne yapar 50 kuruş yapar. Yani 8 TL 50 kuruş yapar 17. E, 17 tane 50 kuruş. Çünkü 16 tane olsa 2'ye bölünürse 8 TL yapar bir tane de 50 kuruş var 8 TL 50 kuruş yapar. 8 tane de 25 kuruş. 4 tanesi... 1 lira yapıyordu. Bakın 4. 2 tane 4 olduğu için bu ne yapar? 2 TL yapar sevgili öğrencilerim. Yani 19 tane 1 lira 19 TL. 17 tane e, 50 kuruşta ne yaptı? 8 TL 50 kuruş yaptı. Evet 8 tane 25 2 TL yaptı. Aycan bu paralar ile 2 tane oyuncak almıştır. Hangisi olabilir diyor. Toplayalım önce. 19. 2 de burada sevgili öğrencilerim. Ne yaptı? 21. 8 de burada sevgili öğrencilerim. 29 TL. Bir de neyi var? 50 kuruşu var sevgili Şöyle güzelce yazayım. 29 TL 50 kuruşla hangisini alabilir? Bakalım şimdi. Bunu zaten almaz. 18, 13 de burada. Bu çok pahalı sevgili ee, 31 liraya geliyor çünkü. Bakıyorum. 23 lira burada. 6 lira da burada ne yapar sevgili 29 TL 50 kuruş da burada. 50 kuruş. Bizim paramız ne kadar tam? 29 TL 50 kuruş. O zaman tam aradığımız cevap B şıkkıdır. Bakın 21 lira bu. 8 lira da bu sevgilenince 29 TL. Tamam burası güzel. Fakat 75 75 daha 1.5 TL de buradan gelir. Bakın 30 lira geçeceği için C'yi de ne yapamayız? Alamayız sevgili öğrenciler. Evet sevgili öğrencilerim. E, tartma işlemine geldik. Tartma ile devam edelim.